Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, bakan son durumu açıkladı. Bölgeden petrol akıyor dedi. Değerli izleyenler, Bakan Bayraktar gelecek 30 yılda Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedeflediklerini belirterek, biz Gabar'da petrolü bulduk, Gabar'da petrolü çıkartıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik açıklamasını yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başkent Millet Bahçesi'ndeki Altın Mekan Kütüphanesi'nde Ankaralı gençlerle bir araya gelen Bayraktar, Karadeniz doğal gazından Gabar petrolüne ve nükleer enerjiye kadar pek çok konuda gençlerin sorunlarını yanıtladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefinin tam bağımsızlık mücadelesi olduğuna işaret ederek, "Büyük ve güçlü Türkiye olmak için önümüzdeki en büyük engellerden biri Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığıdır. Dolayısıyla bizim enerjide mutfak bir hedefimiz var. Türkiye'yi Türkiye yüzyılında inşallah önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerjide tam bağımsız kılabilmek için ve ithalat belasından kurtarabilmek için çalışacağız ifadelerini kullandı. Enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin bağımsızlığı anlamına geldiğinin ve enerji güvenliğinin Türkiye'nin milli güvenliğiyle eş değerde bir konu olduğunun altını çizen Bayraktar şunları kaydetti. Kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkan kabiliyetlerimiz çerçevesinde bu aramaları biz yapalım dedik. 21 Ağustos 2020'de tam pandeminin ortasında Cumhurbaşkanımız milletimize bir müjde olarak Sakarya gaz sahasındaki keşfi bildirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi, tam üretime geçtiğinde Türkiye'nin ihtiyacının belki %25-30'unu karşılayabileceğimiz veya hane halkının yani konutlardaki doğal gazın tamamının ihtiyacını karşılayabileceğimiz büyük keşif yaptık. Biz Gabar'da petrolü bulduk, Gabar'da petrolü çıkarıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik. Gabar gibi belki doğal gazda da kendi kara sınırlarımızda daha farklı alanlar keşfederek Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını inşallah bitireceğiz dedi.